kapağı nerede lan? Enes, kapağı nerede? Ha, kapağı nerede? Kapağı yok ki bu. Öbür lensin seti var. Olmuyor. Biz de sana aşağı indiriyor. Olmuyor mu? Ölmemiş şu kapağı. Getireyim abi, bakayım bile olmuyor diye. Geliyorum. Efendim Bedir abi. Bir şey yapmadım değil mi? Yok yok. Eyvah eyvah. Hazır olduğunda Orhan'ı arayacağız. Canlı yayına tamam. Girecek hemen. Tamam. Yönetmenle konuşacağım zaten. Yayına giriyoruz der dediği an ben girerim. Abi bir konuş o zaman. Beni duyabiliyor musunuz yayın aracından? Bir ses yok. Bir saniye. Yani bana yayına girdik denilirse kulaktan ben girerim veya oradan kim iletişime geçecek? Duyuyor musunuz abi? Evet abi ikiye takılın. Efendim, üçte el mikrofonu var. Tamam. Tamam abi. Tamam. Ses deneme. Kendi aramızda konuştuklarımız yayına gidiyormuş. Tamam abi. Tamam abi, teşekkürler. Ses. Ses. Doğru. Severler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında sizlerle birlikteyiz. Günlerden 7 Mayıs Pazar, saat 14'te başlayacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget Fatih Vatan Spor Kulübü karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz TV 6 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi TV ortak yayınında. Her iki takım da sahaya geliyor. Karşılaşmayı hakem Can Durgut yönetecek. Yardımcılıklarını Selim Göksu, Ergin Karabulut ve Ömer Faruk Kılıç da dördüncü hakem olarak görev yapacak.
turkuaz lacivert formasıyla ABB Formget takımı ev sahibi ve kırmızı siyah çubuklu formasıyla Fatih Vatan Spor Kulübü yerini aldı. İstiklal Marşımızın ardından her iki takımın kadrosunu sizlere sayacağım. İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla söyledik. Her iki takımın kadrosunu sizlere sayayım. ABB Formget kalede Selda Akgöz'le başlayacak. 99 Yana Derka, 55 Yulia Şevçuk, 14 Ümran Özev, 17 Darya Panachenko, 9 Benan Altıntaş, 77 Olha Ovdiçuk, 25 Lubov Şumatko, 22 Beyza Semercioğlu, 92 Armisa Kuç ve 7 numaralı formasıyla Başak İçin Özbebek. İlk 11 tercihi teknik direktör Fahri Bayraktar'ın. Yedeklerde ise 21 İrem Pehlivan, 6 Ena Şaban Agiç, 4 Şevval Bağcı, 27 Ayşan Ahmadova, 8 Ebru Şahin, 16 Selin Türkoğlu, 3 Rabia Nur Küçük, 90 Zeynep Erdoğan, 5 Sema Polat ve 23 Tuğba Karataş. Fahri Bayraktar'ın yedek kulübesindeki oyuncuları. Misafir ekip Fatih Vatan Spor Kulübü kalede Senem Pınar Özer'le başlıyor 21 numaralı formasıyla. 5 Yeliz Açar, 7 Fatma Ataş, 11 Peritan Bozda, 12 Aryana Harvey, 17 İrem Eren, 20 Cansu Nurkaya, 24 Emine Demir, 29 Yelena Kubrilo, 63 Neslihan Demirdöğen ve 80 Aminata Haydara. Yedek kulübesinde Zeynep Efsanur Koyun, 6 Bilge Sukoyun, 10 Zelal Baturay, 18 Zeyla İlter, 19 Raşel Resetsa Sebati, 22 Camilla Dos Santos Costa, 25 Aleyna Gültekin, 28 Priscilla Okiere, 33 Yaren Çetin ve 91 Legato Madiba. Teknik direktör Hilmi Bugüner'in kadro tercihi böyle oldu. İlk maç 4 gün önce İstanbul'da Fatih Vatan'ın ev sahipliğinde 0-0'la sona ermişti. Çeyrek final ilk maçı 0-0 bitmişti ve rövanş karşılaşması Ankara'dayız. Zaman zaman güneş yüzünü gösteriyor Ankara'da. Serin bir hava. Mayıs ayına gelmemize rağmen havalar tam bir bahar havası anlamında ısınmadı ve futbol için zemin ve hava şartları müsait. Ankara'da tribünler dolu. ABB Formget taraftarı büyük bir destek veriyor taraftarına. Maçın biletleri ücretsiz ve TV6 Ankara Büyükşehir Belediyesi Televizyonu ortak yayınında bu güzel maçın anlatımında ben spikeriniz İlker Nalban sizlere yardımcı olacağım. Kadın futbolu gerçekten ülkemizde hak ettiği değeri görmeye başladı. Akerman Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Türkiye'nin ilk kadın futbol programı Women Goal, Aysun Şahin Mutlu'nun sunumuyla her çarşamba akşamı saat 20-21 arasında canlı olarak TV6 ekranlarında sizlerle buluşuyor. Ayrıca sesli, görüntülü ve yazılı olarak yayın hayatına başlayan womangoal.com dijital dergidense kadın futbolu ile ilgili futbolcu röportajlarını, başarı öykülerini, kulüp hikayelerini ve haberlerini izleyebilir. Kadın futbolu ile ilgili kendi hikayelerinizin yayınlanması için bizlere gönderebilirsiniz. ABB Formget, Fatih Vatan Spor Kulübü karşılaşması başlamak üzere. Hakem Can Durgut kontrollerini yaptı. Her iki kaleciden onay aldı. Selda'dan da onay aldı Can Durgut. Karşılaşma başlamak üzere.
TV6 ve ABB TV ortak yayınında bu güzel çeyrek final rövanş karşılaşması başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılaşmaya ABB Formget başladı. Savunmada pasla hücum hazırlığı yapıyor ABB Formget. Ümran ortaya yöneldi. Başak yerde kaldı. Başak faul kararı, serbest vuruş kullanacak ABB Formget. Yana Derka en sağ bıraktı. Beyza uzun bir top. Kafayla müdahale savunmada. Fatih Vatan da orta sahaya kadar geldi top. Sol kanattan gelişiyor ABB Formget'in atağı. Geriye pas Ümran. Şöyle bir baktı Ümran. Savunmadaki arkadaşı Lubov Şımatko. Şımatko. Yana Derka. Yana'nın pası biraz hızlı arkadaşı için. Kontrolü iyi olmadı. Beyza'nın taç. Karşılaşmada ikinci dakika içindeyiz. ABB Formget sahasında oynanan top. Şimdi uzun bir top Başak'tan. Savunma arkasına Armisa Kuç koştu. Armisa geçti rakibini, yerde kaldı. Hakeme baktı, hakem oynayın dedi. Senem Pınar topu kontrol etti ve arkadaşlarına bıraktı. Kaleci Senem. Sola açıldı top. Neslihan için zor bir pas. Neslihan koştu yetişmek için. Kaleci çıktı aldı. Selda Akgöz takım kaptanı ABB Formget'te topa sahip oldu. Hemen oynadı arkadaşlarıyla. Şimdi orta sahada Darya Apanechenko sağa bıraktı. Beyza bir an için topa bastı. Geriye döndü. Neslihan'ın baskısı var o noktada. En son Emine'de kaldı top. Emine'den klas bir hareket. Rakibini geçti. Uzun bir top Neslihan'a. Neslihan kontrol etti. Sağ kanatta top isteyen arkadaşları vardı. O en sola döndü. Offside bayrağı kalkmadı. Yelena topa yetişemiyor. Kale vuruşu kullanacak ABB Formget. Üçüncü dakika içindeyiz. 0-0'lık eşitlik. Çeyrek final rövanş karşılaşması. İlk maç 0-0 bitmişti İstanbul'da. 4 gün önce oynanan ilk maç ve ikinci maçta her iki takım bu maça hazırlandı ve yarı finale yükselmek için mücadele ediyor. Ümran'ın pası savunma arkasına Başak. O noktada ama savunmada Cansu Nur kademede dikkatliydi. İrem geriye bıraktı. Aryana uzun oynadı Neslihan'a doğru. Lubov Şımatko'nun müdahalesi taç. Aryana Harvey taç atışını kullanacak. Fatih Vatan rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyor. ABB Formget'te ev sahibi olmanın avantajıyla buna izin vermiyor. Yulia Şevçuk'un müdahalesi. Başak aldı topu. Ümran, Yulia, Aryana girdi araya. İrem pası Yelena Cabrillo sağa bıraktı. İrem'e Ümran girdi kademeye taç. ABB Formget taraftarı desteğini arttırıyor bugün. Maç biletleri ücretsiz. Dolayısıyla ilgi yoğun Ankara'da, özellikle hemen önümüzde bulunan tribün tamamen dolu diyebiliriz. Her ne kadar karşı tribünler boş gözükse de kadın futboluna verilen desteğin artması için bu gibi manzaraların, tribünlerin bu şekilde dolu olmasının futbol severler olarak bizleri sevindirdiğini söyleyebiliriz. Serbest vuruş kullanacak ABB Formget. Lubov Şımatko Yana ile oynadı. Yana Beyza ile oynadı şimdi. Beyza uzun bir top çıkardı ayağından Armisa Kuç'a doğru ama Emine topa sahip. Emine yerden kısa pas. İrem desteğe gelmişti savunmasına. Yelena taç ABB Formget'in. Beyza
Benan. Beyza tek topla yandan çıkardı ama yandan farklı şekilde out'a çıkıyor. 6. dakika golsüz eşitlik devam ediyor Ankara'da Osmanlı stadında. Maç öncesinde de Mehteran takımının tribünlere bir şovu vardı. Tribünleri coşturmak için organizasyonlar yapıldı ABB Fonget yönetimi tarafından. Uzun bir top şimdi Neslihan'a doğru, savunmada dikkatli. Yana İrem'in kafası. Neslihan yine baskı yaptı, yine tek topla uzaklaştırılan pas. Orada klas hareketler Yelena'dan. 3 kişinin arasında pasını verdi. Neslihan'ın tek topu Darya Apanachenko'da kaldı. Apanachenko'nun pası hatalı. Sağa geldi top. İrem. İrem Eren rakibini aldı karşısına. İrem kayarak müdahale var. Neslihan köşe noktasına doğru götürdü topu. Neslihan 2 kişinin arasından geçti. Neslihan ceza alanına girerken yerde kaldı. Hakem devam diyor. Apanachenko uzaklaştırdı topu. Haydar'a uzun oynadı. Peritan'dan sekti top. Şimdi Peritan, pası hatalı Peritan'ın. Olha Ovdiçuk. Ovdiçuk, Benan. Kontrolü iyi Benan'ın. Benan sürdü topu. Armisa'yı görmek istedi. Kademede dikkatli savunma. Şık bir pas. Haydar'a'dan. İrem, onun pası hatalı. Savunma arkasında. Hiçbir arkadaşı yok Fatih Vatan'da. Yana Derka. Derka en sağ bıraktı. Olha. Onun pası Darya Panachenko. Topuğuna çarptı top. Olha kazandı topu tekrar. Olha. Geçti Yeliz'i. Olha gidiyor. Olha ortası. Kalenin üstünden dışarıya. Kale vuruşu kullanacak Fatih Vatan. Her iki takım da normal sezonda başarılı performanslar gösterdi. ABB Fonget 18 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 49 puanla Galatasaray Petrol Ofisi'nin hemen arkasından 2. sırada tamamladı normal sezonu. Ve playoff 1. turunda da Hakkari Gücü'nü ilk maçta 2-1 mağlup olmasına rağmen geçtiğimiz hafta evinde 5-0 mağlup ederek eledi ve çeyrek finale yükseldi Ankara temsilcisi. Fatih Vatan'da normal sezonu 3. olarak tamamladı. Kadınlar Süper Lig A grubunda. Onlar da 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle 25 puan topladılar. Ve bu arada gelişen atak. Kaleci Senem. Evet, Fatih Vatan'da. ...5-0 ve 6-0'lık skorlarla Ataşehir Belediyesi'ni ilk maçta 6-0 kazandı. İkinci maçta 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi İstanbul temsilcisi. Bu iki takım çeyrek finalde şimdi karşı karşıya geliyorlar. Taç kullanıldı. Savunma arkasına seken top. Emine dikkatli orada. Emine kalecisine gel dedi. Kaleci Senem çıkmayınca uzaklaştırmak zorunda kaldı topu. Hava topu mücadelesi. Taç kararı. Fatih Vatan kullanacak taç atışını. İrem ekranlarınızdaydı. İrem yerde, hakem faul işaret ediyor. Can Durgut'un düdüğü. Maçı Can Durgut yönetiyor demiştik maçtan önce. Yardımcılıklarını Selim Göksu ve Ergin Karabulut yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Kılıç. Fatih Vatan savunmadan uzun bir topla çıkmak istedi. Peritan geriye bıraktı. Aryana çıkmıştı savunmadan. Başak aldı topu. Başak kontrolü iyi ama pası hatalı.
Fatih Vatan geliyor derken Ümran girdi bu sefer de araya. Ümran gelişi güzel uzaklaştırdı. Pas oldu Armisa'ya. Armisa ona. Cansunur izin vermiyor. Orta sahada Haydar'a araya girmişti şimdi. Yeliz. Klas bir hareketli top önüne aldı. Yeliz ortaya Peritan. Peritan en sağa İrem. İrem aldı topu, şöyle bir baktı arkadaşlarına. İrem sürdü topu. İrem sola güzel pas. En sola geldi top. Ceza sahası dışından bir şut. Savunmada Beyza dikkatli. Olha. Onun da pas hatalı. Orta sahada karşılıklı top kayıpları en son Haydar'a kaldı. Haydar'a sola bıraktı. Yeliz'den pas. Benan girdi araya. Benan'ın pası. Olha. Olha biraz yalnız kaldı. Pası Armisa'ya. Savunmada bu arada ters bir dokunuş. Top yavaş yavaş taca çıkıyor. Orada bir anlaşmazlık. Yeliz açar ekranlarınızda, takım kaptanı kayarak müdahalede bulundu. Topu taca gönderdi. Ankara'da çok bulutlu bir hava var. Zaman zaman güneş yüzünü gösteriyor Ankara'da. Orta kaleci Senem. Baskı geldi Senem'e hemen. Senem hakeme şikayet ediyor olayı. Topu yere koy dedi hakem Can Durgut. Serbest vuruş kararı. Uzun top Cansu'dan Neslihan'a doğru. Lubov Şumatko dikkatli. Neslihan baskı yaptı. Topu önüne aldı, Neslihan yetişemedi. Kale vuruşu. 12. dakikadan çıktık. 13. dakikaya giriyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında. Haydar'a vurdu kafayı. Gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Ümran sahip oldu. Ümran'ın pası. Yulia Şevçuk. Yulia. Geriye bıraktı Ümran. Başak tek pas kafayla Armisa'ya. Armisa bir vücut çalımı denedi. Pası isabetsiz. İrem Armisa. Armisa kazandı. Hatasını telafi ettirdi. Şimdi sağa açtı oyunu. Olha yerde kaldı. Hakem topa diyor. Fatma girdi araya. Fatma, o da yüzüne müdahale aldı. Fatma Taş hakem. Serbest vuruşu işaret ediyor. Tam orta sahada. Fatma yerde. Takım arkadaşları başında Fatma'nın. Şimdi yerden kalktı. Serbest vuruş kullanacak Fatih Vatan Spor Kulübü. Çeyrek finalin diğer maçları, ilk maçlarda Ahmet Sportif 1, Galatasaray 5, Beşiktaş 1, ALG Spor 1, Fenerbahçe 1, Fatih Karagümrük skorları ortaya çıkmıştı. Bugün çeyrek final römaş karşılaşmaları oynanıyor ve ilk maç saat 12'de başlamıştı. Bu arada savunmada kalecinin çift yumruğu, uzaktan bir şut. Kapanaçenko uzaklaştırdı. Haydar'a sola bıraktı. Yeliz. Klas hareketler, geriye bıraktı Yeliz. Cansu. Cansu yüksek top. Penaltı noktasına doğru. Yükselen topa kaleci Selda sahip oluyor. Evet, bugünün çeyrek final rövanş karşılaşmalarında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Ahmet Sportif'i konuk ediyordu. Saat 12'de başlayan maç. Onunla ilgili de son skoru sizlerle paylaşacağım. Formget Fatih Vatan Spor mücadelesi ekranlarınızda. ALG Spor Beşiktaş'la oynayacak saat 15'te ve Fatih Karagümrük Fenerbahçe Petrol Ofisi, o da saat 15'te başlayacak günün çeyrek final karşılaşmaları. Taç kullanıldı. Bir taç daha. Sağ kanattan gelişiyor atak. Hakeme baktı. Olha hakem oynayın diyor. Haydar'a geriye pas. Cansu.
Cansu'nun uzun pası Neslihan koştu. Şımatko kapattı. Neslihan kazandı topu. Neslihan. Şımatko. Neslihan mücadelesi. Lubov Şımatko kazanmayı başarıyor. Çizgiye paralel pas. Cansu girdi araya. Arvan Harvey. Ariana. Cansu. Evet. Neslihan offside pozisyonunda. Maçtaki ilk offside. Endirek serbest vuruş kullanacak ABB Fomget. Orta sahada Aparachenko. Hakem sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Orada dizine aldığı bir darbe var. Evet, Galatasaray Petrol Ofisi Ahmetspor'u 3-0 mağlup etti ve yarı finale ismini yazdırdı. Saat 12'de başlayan mücadelede ilk yarı finalist Galatasaray Petrol Ofisi oluyor. Bakalım yarı finalde nasıl eşleşmeler olacak? ABB Fomget taraftarı desteğini arttırdı. Oyun kaldığı yerden tekrar başladı. 18. dakika 0-0 devam ediyor karşılaşma. Beyza. Benan'a doğru. Benan. Emine kapattı Benan'ı. Benan sol ayağıyla ortaladı. Tehlikeli orta. Vuruş gol. ABB Fomget öne geçiyor. Yulia Şevçuk. ABB Fomget. Yulia Şevçuk'un golüyle önde. Büyük bir sevinç. 18. dakika. Takım halinde. Kümelendi ABB Fomget oyuncuları. İşte mükemmel bir orta. Kaleci Senen boşa çıktı. Yulia Şevçuk tek dokunuşla topu ağlara göndermeyi başardı. ABB Fomget 1-0 önde. Yulia Şevçuk'un golü. 18. dakikada geldi gol. Benan topu harika getirdi. Sol ayağıyla mükemmel bir orta. Kaleci Senem çıkıp çıkmamakta tereddüt etti ama bu hatası pahalıya mal oldu ve Yulia Şevçuk takımını 1-0 öne geçirdi. Ankara'da ev sahibi avantajı kaptı. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında. Fatih Vatan şimdi beraberlik için gelecek. Haydara'nın pası. Emine. Yelena. Fatma. Düzeltiyorum. Fatma aldı topu. Fatma kaptırdı. Armisa Kuç. Haydara yapıştı onu. Armisa faulü aldı. Serbest vuruş kullanıldı hemen. Lubov Şımatko sağ kanada açtı oyunu. Olha. Olha. Olha uzaktan vurdu. Kaleci Senem. Maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu ABB Fomget'in. Bu da ikinci isabetli şutu. Ümran. Tekrar aldı Ümran. Golden sonra ABB Fomget taraftarı da bir nebze rahatladı. Tabii avantaj oldu 1-0.
Şimdi Armisa'ya doğru. Armisa Kuç kafayla indirdi. Başak sağ ayağının dışıyla istediği pası veremiyor. Taç Fatih Vatan'ın. Ariana Yelena'dan sekti. En son ABB Fomget oyuncularından çıktığını işaret ediyor hakem. Tekrar taç kullanıldı Ariana tarafından. Yelena'dan Ariana'ya, Ariana'dan uzun top Neslihan'a, offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Endirek serbest vuruş kullanacak ABB Fomget. 18. dakikada Yulia Şevçuk'un golü. 1-0 önde ABB Fomget. 21. dakikadayız. 3 dakika önce geldi gol. Benan, o da harika bir asist yaptı golde. Uzun pas Başak. Şimdi buluştu topla Başak için Özbebek. Başak. En son Başak'tan çıkıyor top. Kale vuruşu kullanacak Fatih Vatan. Hatalı pas. Olha kaptı ama elle müdahale tespiti. Hakem Can Durgut. Olha'nın elle oynadığını tespit ediyor. Endirek serbest vuruş kullanacak Fatih Vatan. Hemen kullanıldı. Yelena, Yelena Benan'dan seken top önünde kaldı. Uzun pası İrem. Top ona gelmiyor. Golün sahibi Yulia Şevçuk pası. Haydara'dan sekti. Ariana, İrem. Kontrolü rakipten sekiyor Ümran'dan. Taç Fatih Vatan'ın. Ariana Harvey. Aminata Haydar'a yanaşmıştı. Uzun kullandı. Yulia'nın pası Darya Panachenko. Yana Derka. Beyza'yı oynadı. Beyza'nın uzağına gidiyor top. Taç. Neslihan. Kontrolü iyi olmadı. ABB Fomget oyuncularında kaldı top. Armisa Kuç diziyle güzel aldı önüne, sola bıraktı. Yulia Şevçuk, atak gelişiyor ABB Fomget'te. Frene bastı Yulia, geriye bıraktı. Ümran. Başak. Ümran kısa paslarla rakip yarı sahada pas kanal arıyor ABB Fomget. Apanachenko sağa bıraktı. Beyza uzun top Armisa'ya doğru, savunmada Emine dikkatli. Peritan yerde kaldı, baktı hakeme, hakem devam dedi. Olha. Olha son kontrolü iyi olmadı. Haydar'a o trafikten çıkardı topu. Sağ kanada açtılar oyunu. Fatih Vatan oyuncuları şimdi. Ariana geliyor. Ariana Neslihan'ı görmek istedi, gördü. Neslihan aldı topu yalnız ama top da hızlandı, yanından avuta çıktı. 24. dakika, 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ABB Fomget'in. Benan kenara geldi. Bu arada Fahri Bayraktar'dan uyarıları aldı Benan. Yeniden mevkisine döndü. Uzun bir pas. Fatih Vatan'da kaldı top. Emine Demir. Cansu Nurkaya. Cansu. Ariana. Peritan yanaştı ona. İrem. Peritan'ın yanından geçti Ariana. Ariana pas kanal aradı. Savunma orada kapatmış dönünü. İrem ayağının dışıyla pas. Peritan. Emine. En sola Yeliz. Tekrar Emine. Yelena. Emine şöyle bir baktı. Kimi atacağım diye. Neslihan uzun top istemişti. O en sağa Ariana'ya. Ariana. Topu sürdü Ariana. Hızlandı. Ariana iki rakibini geçti. Pasını vermeyi başardı. Savunma arkasına. Savunmadan sekti Ümran. İlk pozisyonda kontrol edemedi. Top sekti. Açıldı. Pası hatalı oldu. Peritan. Peritan çok şık bir hareket. Başağa güzel geçti Peritan. Ceza alanına girdi Peritan. Geriye bıraktı. İrem vuruyor. Kaleci. Selda'da kalıyor. Etkili geldi Fatih Vatan. İrem'in şutu
kaleci Selda için kolay bir şut oldu. Olha. Tempo hiç düşmedi maç başından bu yana. Her iki takım da elinden geleni yapıyor şu ana kadar. Kadın futbolunun güzelliklerini sergiliyor her iki takım da. Şimdi Ariana yerden bıraktı. Yelena yerde kaldı, hakeme baktı, devam dedi hakem. Başak. Başak yerde, faul. Orada Haydar'a müdahaleyi yapan oyuncu. Aminata Haydar'a. Ümran hemen oynadı. Şmatko. Lubov Şmatko geriye bıraktı. Yana Derka. Savunmayı öne çıkardı ABB Fomgit. Şmatko da kaldı top tekrar. Şmatko orta sahayı geçti. Sol ayağıyla sağ kanada güzel pas. Olha kontrolü iyi. Emine karşıladı. Emine'yi geçmeye çalıştı. Emine son anda taca gönderdi topu. Taç mı korner mi? Hakemin kararı korner. Köşe vuruşu kullanacak ABB Fomgit. 18. dakikada Yulia Şevçuk'un golü. 1-0 önde ABB Fomgit. 27. dakikadayız. İlk maç 0-0 bitmişti. 4 gün önce İstanbul'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikte sona ermişti ve tur Ankara'ya kaldı. Her iki takım için de köşe vuruşunu kullanacak ABB Fomgit. Ümran topun başında. Sol bekten geldi korneri kullanmak için. Ümran orta, kaleci Senem. Hemen oynadı Senem. Ariana'ya, Ariana. Sürdü topu Ariana. İrem. Yerden bıraktı Peritan. Peritan gitti. Benan müdahale etti, kazandırdı topu takımına Benan. Ümran. Çizgiye paralel gitti top. Armisa Kuç geldi. Taç Fatih Vatan'ın. Ariana'dan Cansu'ya. Cansu. Emine Demir. Yeliz açar. Yeliz. Uzun top. Neslihan'a doğru. Kafayla müdahale. Ümran'da kaldı. Ümran tek top. Haydar'a girdi araya. İrem. Topuk pası şık. Yelena. Savunma girdi araya. Yelena Kubrilo. Tekrar taç. Ümran'dan sekiyor top. Bir taç daha. Üst üste taçlar. Fatih Vatan Spor Kulübü taç atışlarıyla baskıyı kurmak istiyor. Topu ağlarında gördükten sonra Fatih Vatan biraz daha ileri çıktı. Golden sonra tabii gol lazım onlara tur için. Bakalım ABB Fomgit'te bu savunma arkasında bulunması muhtemel boşlukları değerlendirebilecek mi? Top daha çok Fatih Vatan'da bu dakikalarda. İrem kaptırdı topu. Olha kanat değiştirdi. Sol kanada geldi Olha. Olha top ayağından sekti. Cansunur girdi araya. Benan'ın ortası uçarak kafa. Kornere gidiyor. Emine uçarak vurdu kafayı. Köşe vuruşu kullanacak. Ümran'la ABB Fomgit. TV 6 ve ABB TV ortak canlı yayınındayız. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi playoff çeyrek final rövanş karşılaşmasında orta kafa gol! Armisa Kuç! Armisa Kuç ABB Fomgit rahatlıyor. Köşe vuruşundan geliyor gol. Tek kafa, tek vuruş. Çok rahat, çok profesyonel Armisa Kuç. Takımının golcüsü. Bugün de gerekeni yapıyor takım adına. Farkı 2'ye çıkarıyor. Karşılaşmada 30. dakika. Ankara'da büyük sevinç.
ABB Fomgent köşe vuruşundan kazandığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Ümran'ın ortası, Armi Sakuç'un kafası, farkı ikiye çıktı. Hakkari Gücü maçında da hat-trick yapmıştı Armisa bu statta. Bugün de takımının ikinci golünü atıyor. Karşılaşma yeniden başlıyor. Fatih Vatan ilk yarıda kalesinde gördüğü iki gol. Moralleri biraz bozulmuş olabilir ama onlar da artık iki gol bulmak zorunda maçı uzatmaya götürmek için. Dakika 18 Yulia Şevçuk 1-0. Dakika 30 Armi Sakuç 2-0. ABB Fomget 2, Fatih Vatan Spor Kulübü 0. Yana Derka en son Fatma'dan sekti top taç ABB Fomget'in. Benan hakeme baktı bir an için. Yeliz kaptırdı topu Armisa. Açtı oyunu Armisa. Çok klas bir hareket Yulia'dan. Yulia Şevçuk. Yulia ceza alanının yayı çevresinde. Benan yükseltti topu. Olha kontrolü biraz açtı ayağından. Top en son İrem'e kadar geldi. İrem kontratak şansı Fatih Vatan için kayarak müdahale Apanachenko. Dönen topları kazanan takım her zaman avantajlıdır ve Apanachenko müdahaleyi yapar yapmaz sakatlandı. Hemen sağlık görevlileri oyun alanına giriyor. Orada ayağını uzattı. Tahminim ayağına bir müdahale. Bir darbe aldı. Kırmızı beyaz sesleri işte golün tekrarı. İkinci gol böyle geldi Ümran. Yükselteceğim dedi topu. Çok tehlikeli bir orta. Kafa Armisa'dan. Kaleci Senem'in yanından ağlara gitti. Senem uçtu ama köşeye öyle güzel bir yere gitti ki top. Fark ikiye çıktı bu golle. Darya Panachenko'nun sakatlığı devam ediyor. Oyuncular için de dinlenme fırsatı oldu bu. Biz de TV6 ekranlarında bu maçı canlı yayınlıyoruz. ABB TV ile ortak yayın. Maçın başında da bahsetmiştim. Akerman Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Türkiye'nin ilk kadın futbol programı Women Goal, Aysun Şahin Mutlu'nun sunumuyla her çarşamba akşamı saat 20 ve 21 arasında canlı olarak TV6 ekranlarında sizlerle buluşuyor. Ayrıca sesli, görüntülü ve yazılı olarak yayın hayatına başlayan womengoal.com dijital dergidense kadın futbolu ile ilgili futbolcu röportajlarını, başarı öykülerini, kulüp hikayelerini, haberlerini izleyebilir ve kadın futbolu ile ilgili kendi hikayelerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Kadın futboluna verilen önem her geçen gün artıyor Türkiye'de. Armi Sakuç'un sakatlığı ve tedavisi sağ kenarında devam edecek. Ayakta düzeltiyorum Darya Apanachenko'nun. Apanachenko şimdi oyuna girdi tekrar. Şimdi taç atışıyla oyun hareketlenecek tekrar. Özellikle çocuk ve gençlerin tribünde olması futbol severler olarak bizleri de sevindiriyor. Futbola ilginin hiç bitmediğini gösteriyor. Bu da bizlere. Armisa. Penan. Sola bıraktı. Yulia Şevçuk. Yulia bastı frene. Pas. Başak. Döndü eksen etrafında. Tehlikeli bir orta olabilir. Açtı oyunu. Olha'ya. Emine uzaklaştırdı. Benan. Yelena'nın baskısı. Benan. Geriye bıraktı. Şumatkov. Sağ kanada yüksek top. Emine topun altında eğildi. Kalecisi Senem'e kadar geldi top. Senem. Yana Derkah kafayla uzaklaştırdı. Apanachenko.
Peritan. Armis Akuç'un baskısı. Peritan geriye bıraktı. Emine. Kalecisi Senem. Şimdi Cansu. Cansu ve Emine stoperde görev yapıyor bugün Fatih Vatan'da. Neslihan'a doğru. Lubov Şumatko uzaklaştırmıştı. En son Başak'tan çıkıyor top, taç. 36. dakika. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ABB Fomgetin. 18. dakikada Yulia Şevçuk. 30. dakikada Armis Akuç'un golleri. İrem. Top sıkıştı o noktada. Her iki takım oyuncuları da topu kazanmak için büyük bir mücadele sergiledi. En son İrem'in faul yaptığını işaret ediyor yardımcı hakem. Selim Göksu bayrağını kaldırdı. Can Durgut da ona uydu ve faul. ABB Fomget yedek kulübesinin önünde. Şu anda Apanachenko az önce sakatlanmıştı. O noktaya bir soğuk sprey uygulaması. Yeniden sahaya döndü Apanachenko. Lubov Şumatko uzun oynadı. Armis Akuç göğsüyle indirdi. Taca gidiyor top. Hilmi bugünlerde ayakta izliyor karşılaşmayı. Fatih Vatan'ın teknik sorumlusu oyuncularını uyarıyor. Daha yakın oynamaları konusunda Armis Akuç. Topu yine kaybetmedi Armis'a. Top çıktı diyor hakem Can Durgut. Taç Fatih Vatan'ın. Tacı kullanacak Aryana ile Fatih Vatan, Haydar'a, İrem. Uzun bir pas Yelena'dan, kaleci Selda da çıktı, uzaklaştırdı, kale boş. Peritan kontrolü bir an için iyi olmadı. Yerde kaldı ama top sola açıldı. Fatma. Fatma ayağının dışıyla aldı önüne. Ortası dar, Apanachenko noktada uzaklaştırıyor topu. Haydar'a bıraktı. Emine. Sol ayağıyla orta. Yine savunma uzaklaştırdı topu. Yeliz girdi araya, bu sefer kazandırdı takımına. Emine. Cansu. Peritan Bozdağ. Peritan. Aryana. İrem. Bir vücut hareketi İrem'den Ümran'a. Ümran kapattı. Taça da gönderdi topu. Peritan. Peritan yerde. İki oyuncu da hakeme baktı. Armis'a da kaldı top. O da ayağından sektirdi. Tekrar Fatih Vatan geliyor. Peritan. Haydar'a. Aryana. Neslihan'a doğru. Neslihan. Kademede savunma dikkatli. Neslihan'ın yüzüne çarptı top ama. Öncesinde serbest vuruş kararı. ABB Fomget kullanacak. Neslihan'ın suratına sert geldi top. Çok can yakar. Bu toplar yakın mesafeden. Umarız ciddi bir şey yoktur Neslihan'ın. Sakatlık nedeniyle oyun yine durdu. Neslihan, işte görüyorsunuz yüzü. Tahmin ediyorum tam gözüne geldi top. Tedavisi devam ediyor. Bu fırsattan yararlanarak da ABB Fomget oyuncuları yedek kulübesine kadar geldi. Fahri Bayraktar onlara gerekli uyarılarını yapıyor. Her iki takım bugüne kadar toplamda 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fatih Vatan'ın 4 galibiyeti var. Bir maçta berabere bitti. 2020 yılından itibaren her iki takım karşılaşmaya başladı. İlk maçı Fatih Vatanspor 3-2 kazandı. İkinci maçı yine 1-0 kazandı Fatih Vatan. Sonra yine 2-1'lik bir galibiyeti var deplasmanda. Sonra evinde 1-0 kazandı ve en son yaptıkları maç geçtiğimiz
günlerde 4 gün önce 0-0 biten karşılaşma ve ABB Formget rakibine karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Toplamda 6. maçları bu maç. ABB Formget'te normal sezonda hem Galatasaray Petrol Ofisi'ni hem Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni bu statta 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Evinde çok güçlü bir takım. Normal sezonda 9-9 yapmıştı. Çeyrek finalde kazandı. Evindeki 10 maçı da kazandı ABB Formget ve 11. maçında da 2-0 önde. Kafayla müdahale. Bena gelişini vurmak istedi. Sağ tarafı açıldı top. Yerden sekti, hızlandı korner. 41. dakika, durum 2-0, ABB Formget farkı 3'e çıkarıp iyice rahatlamak istiyor ilk yarıda. İşte az önceki pozisyon, Neslihan, tabii yüzünü de korumak istedi eliyle, el ve yüz karışık gelmiş. Hakem de zaten orada serbest vuruşu işaret etmişti, elle müdahaleyi tespit etmişti. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Benan'la ABB Formget. Artık ilk yarıda son 4 dakika içindeyiz. İkinci gol de kornerden gelmişti. Bakalım pozisyon nasıl sonuçlanacak. Benan tehlikeli orta. Son anda kafa. Aydara kafayı vurmasa top kaleye girecek neredeyse. O derece tehlikeli bir orta. Senem de o noktadaydı. Aydara bir korner daha kazanıyor ABB Formget. Benan. Tehlikeli ortaları var. Yine öyle bir orta. Senem sektirdi. Son anda uzaklaştırdı Emine. Taca gidiyor top. Ümran. Tekrar aldı Ümran. Orada Olha ile pas alışverişi. Olha Başak'tan çok klas bir topuk pası. Olha gidiyor. Sol ayağıyla orta, kaleci Senem Pınar kontrol etmeyi başarır. Eliyle hemen hareketlendirdi oyunu. Fatma'ya doğru. Fatma'nın uzağına gitti top yerden. Sekince Beyza çıktı. Sağ bekten geldi. Orta Sarmisa. Kaleci Senem topa sahip oldu. Orada çarpışma var. Armisa yerden kalkamadı. Hakem onun yanına gidiyor şimdi. Senem de bir an için yerden kalkamadı gibi gördüm ama şimdi kalktı Senem. Armisa kalkamadı. Takımının ikinci golünü attı. 30. dakikada Armisa Kuç. Cansu Nur onu ayağa kaldırıyor centilmence. Oyun kaldığı yerden başladı tekrar. 43. dakikadan çıktık. 44. dakikaya giriyoruz. Az sonra maçın sonuna ilave edilecek uzatma süresini göreceğiz. Ömer Faruk Kılıç'ın elindeki ışıklı tabelada. Takım kaptanı Selda. Yana Derka. Oynadı yana. Çizgiye paralel gitti top. Çıkmadı. Çok ilginç. Emine sol ayağıyla aynı yere gönderdi topu. Offside. Bayrak kalkıyor. Hakem Selim Göksu offside bayrağını kaldırdı. Endirek serbest vuruş hemen kullanıldı. Selda. Lubov Şımatko. Şımatko Ümran'la oynuyor. Ümran. Olha koşu gösterdi Ümran. Rakibini geçerken ayağına darbe aldı mı almadı mı? Hakeme baktı bir an için. Taç. Yine ABB Formget'in. Ümran uzun oynuyor. Başak. Olha kaptırdı. Haydar'a uzun oynadı. Şımatko bir an için sektirdi kademede. Yana Derkah dikkatli. Şımatko ve Derkah ikilisi şu anda stoperde görev yapıyor ve ilk yarıda hiç fırsat vermedi. Özellikle Neslihan'a, Fatih Vatan'ın golcü oyuncusu Neslihan istediği boşlukları bulamadı. Bu arada bir sakatlık var ABB Formget'te. Kramp girdi tahmin ediyorum. Olha. Ayağına giren kramp. Şimdi yerden kalkacak. Olha Ovdiçuk. Evet. Uzatma sürelerini göreceğiz. İlk yarının sonuna eklenen.
Emine Demir. Emine sola bıraktı. İlk yarının sonuna 4 dakikalık süre. İlk yarıda 4 dakika daha izleyeceğiz bu güzel maçı. Peritan savunma arkasına offside. Offside. Bayrak kalktı. Oyuncular düdüğü duymadı bir an için. Sık sık offside'a yakalandı Neslihan ilk yarı boyunca. İstediği pasları tam zamanında alamadı Neslihan. ABB Fomge savunması dikkatli bu pozisyonlarda. Olha pas hatalı. Benan girdi araya. Benan çekildi. Faul. Serbest vuruş kullanıldı. Ümran. Ümran baktı şöyle ileriye doğru. Armisa'ya doğru savunmada. Cansu vurdu kafayı. Orada 3 oyuncu pas alışverişini yaptı ama kaybetti. Başak girdi araya. Armisa Kuç uzaktan vurdu dışarıya. Armisa Kuç. Kaleci Senem kale vuruşunu kullanacak. Kısa kullandı. Cansu. Uzun oynuyor Cansu. Yelena'yı geçti top. Neslihan. Yelena. Yelena. Çok oyuncuyla geldi. Fatih Vatan. Ters bir dokunuş. Beyza'dan. Kaleci Selda için. Tehlikeli olmadı bu dokunuş. Bazen bu dokunuşlar bir anda kendi kalesine gol anlamında tehlikeli olabilir futbolcular için. Top biraz daha yükselse Selda önde yakalanabilirdi ama tam Selda'nın boyuna geldi top. Tehlike olmadı. Yana Derka pası Benan. Tekrar yana sağa bıraktı. Beyza. Yulia. Beyza. Apanachenko. Artık uzatma sürelerinin de sonuna doğru geliyoruz. 4 dakikalık ilave süre vardı. Şimdi top kaybı. Fatih Vatan gelmek istiyor. Neslihan aldı topu sol ayağıyla. Neslihan açıyı bulamadı. Neslihan orada son rakibini geçse karşı karşıya kalacak. Selda'nın uyarıları takım arkadaşlarına nasıl döndürürsünüz oradan diye. Çok sert çıkıştı arkadaşlarına Selda. Fatih Vatan ilk yarı bitmeden bir gol bulup ikinci yarıya ümitli girmek istiyor. Fatma topun başında korner. Duran top şansı Fatih Vatan için. Fatma Ataş. Fatma'nın ortası öndüre. Kafayla uzaklaştırdı Başak. Tekrar Fatma'ya geldi top. Fatma. Orta şansı. Kafa vuruşu gelmiyor Peritan'dan. Şimdi kontratak şansı. Sol kanattan geliyor ABB Fomget. Beyza o noktada sağ bekte oynayan bir oyuncu. Sol kanattan hücuma çıktı. Mevkisini bir an için kaybetti ama şimdi yerine dönüyor. Darya Panachenko uzun oynadı. Oynadığı yerde hiçbir arkadaşı yok. Yeliz aldı topu. Yeliz. Uzun oynayabilir. Kısa oynadı. Peritan. Peritan çekti topu. Emine. Emine. Sol ayağıyla yükseltti Neslihan'a doğru. Ters bir dokunuş. Yana Derkah. Neslihan mücadelesi. Korner. Bir köşe vuruşu şansı. Bir duran top şansı daha kazandı. Fatih Vatan Spor Kulübü. İstanbul temsilcisi gol arıyor. 0-0'ın rövanşında. ABB Fomget 2-0 önde. Belki de ilk yarıdaki son hatayı izleyeceğiz. Orta geldi. Başak uzaklaştırdı ve hakem Can Durgut ilk yarıda süre bu kadar diyor. İlk yarıda ABB Fomget
18. dakikada Yulia Şevçuk ve 30. dakikada Armisa Kuç'la bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlıyor. Her iki takım da soyunma odasına gidiyor. Çeyrek final rövanş karşılaşmasında ilk yarının sonucu ABB Formget 2, Fatih Vatan 0. İkinci yarıda sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
2'ye çarpı 2. Abi çok daha mesafeyi 2'ye katladığı için netlikte şu kadar da bitirse şu kadar da bitirse. Keskin. Tamam. Allah'a Thank you.
Bayrağını mı alıyorum?
Dilker Nalbant. Maçın ikinci yarısında da sizlerle birlikteyim. TV 6 ve ABB TV ortak yayınında, canlı yayındayız. Osmanlı Stadı'nda ilk yarıyı ABB Fomget 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fatih Vatan ekranınızın sol tarafındaki kaleye hücum edecek. ABB Fomget ilk yarıda 2-0'lık avantajı yakaladı. Yarı finale yükselmek için büyük bir avantaj. Ve bakalım bu üstünlüğünü koruyabilecek mi? Fatih Vatan da tüm riskleri göze alacaktır. Savunma arkasında boşluk bırakıp gol arayacak. İkinci yarısı daha zevkli geçecek bu maçın, eminiz. Şimdi orta ceza alanına doğru kafayla uzaklaştırıldı top. Şmatko vurdu kafayı. Benan ve Haydar'a o noktada, Haydar'a geriye bıraktı. Cansu. ABB Fomget teknik sorumlusu Fahri Bayraktar ve Fatih Vatan teknik sorumlusu Hilmi Bugüner soyunma odasında muhtemelen ikinci yarıda oyuncuların neler yapması konusunda uyarılarını yaptı. Ve bakalım bu uyarılar, talimatlar sahaya nasıl yansıyacak? Neslihan tehlikeli pozisyon alabilirdi Fatih Vatan adına. Şimdi Yelena açıyı bulamadı. ABB Fomget takımında kaldı top. Başak çıkmadan vurdu kafayı. Peritan. Başak kazandı topu. Başak. Armisa top istemişti. Armisa, Başak. Başak'ın çapraz koşuya verdiği pas. Offside bayrağı kalkmamıştı. Uzaklaştırıldı. Top sağ kanada açıldı şimdi. Olha. Olha. Yeliz'in yanından geçti Olha. Önünü açtı. Benan'la oynadı. Benan kaptırdı topu. Neslihan'a doğru uzun bir top. Bayrak kalkıyor yine Neslihan. Yine offside'e yakalandı. İkinci yarıda sık sık bu pozisyonları göreceğiz. Savunma arkasına koşuları. İlk yarıda da offside bayrağı yine kalkmış oldu. Şimdi sol kanattan geliyor ABB Fomget. Yulia. Yulia Şevçuk. Ariana kapattı onu. Taç Fatih Vatan'ın. Taç kullanıldı. Benan girdi araya. Darya Panaçenko'dan yana Derkaha. Derka. Neslihan girdi araya, kazandırdı topu takımına. Şimdi Neslihan'a bir pas. Neslihan girebilecek mi araya? Savunmada Şmatko son müdahaleyi yaptı. Topu kornere gönderdi. Lubov Şmatko. Köşe vuruşu kazandı Fatih Vatan. İkinci yarıdaki ilk köşe vuruşu. Yeliz kullanmaya gidiyor köşe noktasına. Yeliz geldi topun başına. Yeliz. Yeliz geliyor. Orta kale ağzına. Kaleci Selda Akgöz kontrol etmeyi başardı. Hemen uzun oynadı Selda. Haydar'a gelişine vurdu topa. Top şimdi Yulia'da. Yulia. İrem girdi araya bu sefer de. Taç. Dakika 18 Yulia Şevçuk 1-0. Dakika 30 Armisa Kuç 2-0. 50. dakikadayız. Maç 2-0 devam ediyor. Şimdi Olha. Kazandı topu. Olha. Orada Haydar'a. Fizik gücünü de kullandı. Kazandı topu Haydar'a. Fatma. En sağda Ariana var. Ariana. Yulia kapattı Ariana'yı. Ariana geriye bıraktı. İrem. Hakem düdüğünü çalıyor. Faul. Yelena yerdeydi. Orada Yulia topun önüne geldi. Hakem uyarıyor. Evet, oyuncu değişikliği var. ABB Fomget'te. Benan çıkıyor. 9 numaralı formasıyla Benan Altıntaş yerini 23 numaralı formasıyla Tuğba Karataş'a bırakıyor. Maçtaki ilk oyuncu değişikliği ABB Fomget'ten geliyor.
Benan çıktı. Tuğba girdi. ABB form gitti. Hakkari Gücü maçında Tuğba ilk 11'de başlamıştı. Bugün yedek kulübesindeydi ve oyuna giriyor Tuğba. Teknik direktör Fahri Bayraktar ilk hamlesini yapıyor oyuna. Ariana yüksek oynuyor. Ceza sahası içine doğru. Darya Panachenko topu kornere gönderiyor. Beklenildiği gibi Fatih Vatan baskılı başladı ikinci yarıya. İki gol lazım maçı uzatmaya götürmesi için Fatih Vatan'ın en azından. Tabii üç gol bulurlarsa turu geçecekler. İlk maçta 0-0'lık eşitlik vardı. Ve bu maçın kazananı yarı finale yükselecek Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde. Köşe vuruşu kullanılacak. Kısa kullanıldı. Orta penaltı noktasının biraz gerisine doğru. Armi Sakuç savunmasına yardım etti. Şimdi Ariana yükseltti topu. Armisa vurdu kafayı. Emine bu sefer kafayı vurmuştu. Peritan, Fatma. Neslihan koştu ama ilk pozisyonda hakem Fatma'nın yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruşu işaret ediyor. Bir duran top şansı Fatih Vatan için. Hakem serbest vuruşun kullanılması gereken yeri işaret etti. Yeliz evet düdüğümü bekle diyor. Yeliz İrem'le konuşuyor şimdi. Bakalım bu ataktan gol çıkarabilecek mi Fatih Vatan? Oyuncu değişikliği hazırlığı var. Fatih Vatan yedek kulübesinde. Camilla Dos Santos'u görüyorum kenarda. İrem topun üstünden atladı. Yeliz kaleye doğru orta kaleci. Selda çıktı aldı topu. Tribünlerden de desteği aldı Selda. Bu baskıdan kurtulmak için tempoyu düşürmek istiyor ABB Fonget ve Selda da nefes aldırdı savunmasına. Oyunu hemen başlatmamıştı. Ümran şimdi. Darya Panachenko bugün topla az buluştu. Hakkari Gücü maçına nazaran Darya Panachenko. Ama topla buluştuğu zaman da ya faul alıyor ya isabetli paslarla topu takımına kazandırıyor tekrar. Serbest vuruş ABB Fonget'in. 53. dakika. Durum 2-0. Lubov Shumatko. Ümran. Yana Derka. Yulia Şevçuk'tan Tuğba'ya. Tuğba tek top. Başak. Offside bayrağı kalkmadı. Beyza. Tam çizgide Beyza. Orada sıkı bir mücadele. Haydar'a girdi araya faul aldı. Yeliz'de serbest vuruşu kullandı Fatih Vatan. Uzun bir top. Neslihan kafayla indirdi. İndirdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Ümran gelişi güzel bir vuruş. Peritan'a gitti. Peritan'dan klas bir hareket. Fatma Peritan ikilisi. Orada topu kaybetmedi. Peritan geriye bıraktı. Yeliz. Neslihan'a yine yüksek top. Neslihan. Kontrolü ama elle oynuyor Neslihan. ABB Fomget'e geçiyor top. Oyuncu değişikliği. İki oyuncu birden değişecek. Fatih Vatan da 17 numaralı formasıyla İrem çıkıyor. İrem Eren yerine Camilla Dos Santos Costa giriyor. Madiba'yı görüyorum. 91 numaralı formasıyla Letego Madiba girecek. Ve Emine Demir çıkıyor oyundan 24 numaralı formasıyla. Yerine 91 numaralı formasıyla Madiba giriyor. Teknik sorumlu Hilmi Bugüner iki oyuncu birden değiştirdi. Hamlesini yaptı. En az iki gol lazım maçı uzatmaya götürebilmesi için Fatih Vatan'a. Sol kanattan ABB Fomget geliyor. Darya Panachenko'nun pası. Olha. Top ona gelmedi. Savunma girdi araya. Neslihan kontrolü iyi. Çekti topu. Sol ayağıyla güzel pas. Son anda girdi savunma.
müdahalesini etti. Yana Derka, Fatma, tekrar Fatma. Top en son Beyza'dan çıkıyor. Taç. Camila Dos Santos Costa kullandı. Darya Panachenko sola bıraktı Ümran. Önünde geniş bir hareket alanı. Ümran'ın pas vermeyi tercih etti. Olha, Armisa Kuç, Yeliz kapattı. Fizik gücü yüksek Armisa'nın. Yeliz de ona rağmen mücadeleyi bırakmadı. Şimdi sol kanattan Ümran'la geliyor. Ümran pası Armisa, çok klas bir çalım. Armisa önünü açtı. Apanachenko tek top. Tuğba aldı topu. Sağa bıraktı. Beyza. Beyza, Yulia ve Başak top istiyordu. Başak'ı tercih etti ama Başak biraz yavaş dedi Beyza'ya. Kaleci Senem Pınar'da kalıyor top. Degajını yaptı Senem. Lubov Şumatko uzaklaştırdı. Gelişi güzel bir vuruş. Offside. Armisa Kuç offside'de yakalanıyor. Yeliz bir an için yerdeydi. Şimdi kalktı ayağa. 57. dakika. ABB Fomget'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Osmanlı stadında Türksel Kadın Futbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında. Aminata Haydar'a Başak'ın baskısına rağmen pasını verdi. Ariana uzun bir pas. Oyuna sonradan giren Madiba. Kontrolü iyi. Madiba ceza sahası dışına doğru bir pas. Fatma yerde kaldı, serbest vuruş. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı Fatih Vatan. Madiba orada sağ kanattan geliştirdi atağı. Ceza sahası dışına bir pas. Fatma topla buluştu ama yerde kaldı. Şimdi gol şansı Fatih Vatan için. Zaman zaman duran top şansı yakaladı Fatih Vatan ama maçtaki şu an görünen en tehlikeli pozisyon. Bakalım bu frikikten gol bulabilecek mi Fatih Vatan? Fatma Ataş topun başında. Can Durgut işaretini vermek üzere. Fatma. İşaret geldi. Fatma da geldi, vurdu, barajdan döndü. Kalabalık bir baraj vardı Fatma. Baraja takılıyor. Tekrar Fatma. Kontrolü iyi. İkinci hamlesi başarılı değil. Yerde kaldı, kalkamadı yerden. Armisa Kuç. Cansu Nur girdi araya. Fatma şimdi kalktı yerden. Taç ABB Fomget'in bu duran top şansını kullanamıyor Fatih Vatan. Beyza kullandı. Başak kafayla müdahale etti ama kafasını yerde, kafasını tutuyor. Yerde kaldı Başak. Cansu da onun yanında. Ciddi bir sorunu yok görünüyor Başak'ın. Tedaviye ihtiyaç duymadı şu anda. Evet, bu arada Haydar'a da geldi, kaldırdı Başak'ı. Biraz sertçe kaldırınca Başak da tepki gösterdi doğal olarak. Orada hakeme itirazları var. Özellikle Cansu Nur Kaya. Şimdi Lubov Şumatko topun başına geldi. Armisa Kuç top istedi. Yüksek top istedi. O topu da alabilir. Armisa onu geçti. Yeliz vurdu kafayı. Peritan. Tuğba istediği vuruşu yapamadı. Madiba girdi araya. Faulü de aldı Madiba. Tuğba rakibine vurunca bu sefer de Madiba yerde. Oyuna az önce girmişti Emine Demir'in yerine. Dakika 60 oldu. ABB Fomget'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu sezon evinde 10'da 10 yapmıştı ABB Fomget ve bu 11. maçı. 11. maçında da 2-0 önde. Armisa Kuç. Armisa.
Olha geldi. Olha desteği verdi. Fuleli gitti Olha. Ceza alanına girdi. Olha yerden bıraktı. Yulia Şevçuk o noktada değil. Bir anda parladı atak. Taca gidiyor. Taç kullanıldı. Yulia. Ümran. Ortası. O noktada Olha. Hiçbir arkadaşı yok. Pas verdiği yerde. Hakem oyunu devam ettirdi. Orta hakem yardımcı hakemin bayrağı havada. Fahri Bayraktar da tepki gösterdi yardımcı hakeme. Bu faulü verdi diye. Can Durgut da yardımcısı Selim Göksu'ya uydu. Serbest vuruşu verdi Fatih Vatan. Yeliz de kullanacak serbest vuruşu. Ankara'da rüzgar bu dakikalarda. Biraz etkisini arttırdı. Güneş var ama serin bir hava olduğundan bahsetmiştik. Aslında futbolcuların tam istediği bir hava. Çok sıcak olmasından iyidir onlar için. Şimdi sol kanattan geliyor ABB Fomget. Armi Sakuç çok şık girdi araya ve pası Başak. O da harika sıyrıldı. İki kişinin arasından. Üçüncü rakibinin yanından geçmek isterken topa müdahale ediyor hakem. Madibe koştu kayarak müdahale. Lubov Şumatko. Top açıldı. Boşta kaldı. Aryana geldi. Aryana ikinci hamlesi. Topu öyle bir attı ki uzun bacaklarıyla hızlandı. Şimdi orta kale ağzına kaleci. Selda. Topu kontrol etmeyi başardı Selda. Oyunu dinlendirdi Selda. Fatih Vatan. Kurmak istediği baskıdan golü çıkaramadı. İkinci anan ilk 15 dakikalık diliminde. Süre ABB Fomget'in lehine işliyor. Artık normal sürede son yarım saate girdik. Serbest vuruş kullanacak ABB Fomget. Armi Sakuç yerde. 30. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü atmıştı. Durum 1-0 iken. Ve şimdi yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri oyuna giriyor. Hakemin talimatıyla. Armi Sakuç yerde. O da çok yoruldu tabii. Özellikle santraforda oynamak, top almak, topu kontrol etmek zordur. Buluştuğu her topta ya pas verdi ya faul aldı Armisa. Genel olarak iyi bir performans sergiliyor. Yine ABB Fomget'in golcü oyuncusu. Fatih Vatan savunmasını, dengesini bozmakta başarılı şu ana kadar. Fatih Vatan savunması da dikkatli olmasına rağmen iki gole engel olamadı. Armisa tedavisinin tamamlanması için sağ kenarına geldi. Oyun tekrar hareketlendi. En sağda Olha göğsüyle aldı önüne. Olha ortası Yeliz vurdu. Şimdi Yulia ceza alanına girdi. Yulia Şevçuk çekti topu. Geriye bıraktı. Armisa oyuna girer girmez aldı topu. Armisa'nın uzaktan vuruşu üstten farklı şekilde dışarıya gidiyor. Rüzgar Fatih Vatan kalesine doğru esiyor. Bayraklardan anladığım kadarıyla. ABB Fomget tribünleri özellikle genç ve çocuklardan oluşuyor. Kırmızı beyaz tezahüratı. Şimdi Ümran. Yeliz vurdu kafayı. Yeliz. Armisa girdi araya. Oyunun da avantajını kullandı Armisa. Yine Yeliz'e zor anlar yaşattı ve topu taca atmasına sağladı kendi adına. Yeliz. Tek vuruş. Ümran. Yulia. Armisa. Darya Panaçenko düzeltiyorum. Taç. Ümran.
Apanachenko top istemişti. Ona Apanachenko. Apanachenko çizgiden ortaladı. Son anda müdahale. Camila Dos Santos çok dikkatli. Bize gelen esame listesinde Camila Dos Santos Costa yazıyor. Biz de bu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. ABB Fomgate duran top şansını yakaladı ama savunmada bir kafa toptaca gidiyor. Bu dakikalarda ABB Fomgate oyunu yine dengeledi. İkinci yarının başında Fatih Vatan bir nebze daha üstündü. Ama ABB Fomgate son 5 dakikadır yaklaşık oyunu dengelemeyi başardı. Rakip yarı alana yığdı oyunu. Beyza tacı kullandı. O noktada top sıkıştı. Korner kazanıyor ABB Fomgate. Karşılaşmada 67. dakika. Köşe vuruşunu kullanacak Ankara temsilcisi yine duran topların başına her zaman giden Ümran. Ağır adımlarla gidiyor o noktaya. Bir bek oyuncusu için bu gibi duran topları kullanmak kendisini de yorar ama Ümran takım arkadaşları o kadar güveniyor ki duran toplarda Ümran'a. Ümran da her topa gidiyor. Şimdi Ümran ortaladı. Kafa vuruşu kalecide kalıyor. Orada Armi Sakuç kafayı vurdu, yerde kaldı. Hakemi çağırdı. Orada Yeliz. Bu arada bir sarı kart. Şimdi Ariana. Başak. Fatih Vatan'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var. Pirişila Okyere girecek. Az sonra oyuna Pirişila 28 numaralı formasıyla kenarda Hilmi Bugüner'den son talimatlarını alıyor. Darya Apanachenko bu sefer o yerden kalkamadı. Neslihan. Neslihan çok şık geçti rakibini. Taç. Apanachenko yerden kalkarken oyun başladı. Eritan'dan pas. Yeliz. Savunma arkasına Neslihan'a doğru. Madiba da oradaydı. Orta. Ceza alanı ön çizgisine doğru. Kafalardan sekti top. En son Başak'ta kaldı. Başak. Yeliz. Top kaybı. En son yine Yeliz'de kaldı. Kalecisi Senem. Ariana. Armisa'nın yanından geçti Ariana. Peritan. Peritan. Savunma arkasına bir hata geldi. Beyza kapattı. Hemen kademeye girdi. Topu taca gönderdi. Arkadaşının hatasını telafi etti Beyza Semercioğlu. Oyuncu değişikliği var. Fatih Vatan'da 7 numaralı formasıyla Fatma Ataş çıkıyor. Yerine 28 numaralı formasıyla Pirişila Okyere giriyor. Bir takviye daha oyuna. Teknik sorumlu Hilmi Bugüner'den. Pirişila oyunda.
Başak. Hakem düdüğü ağzına bir an için götürdü, vazgeçti. Avantajı oynattı. Şimdi Armisa aldı topu. Armisa orada Aydar'a bıraktı. Yeliz'e, Yeliz kalecisi Senem. Armisa'nın baskısı. Yeliz'den çok şık bir çalım Armisa'ya. Sola bıraktı. Yeliz açar, açtı oyunu. Taç. Camilla Dos Santos yerdeydi. Top taca gitti. Beyza kullanacak taç atışını. Beyza. Julia. Tuğba Karataş en sola bıraktı. Ümran. Ümran'dan daha sola. Darya Panachenko. Olha koştu. Olha Ovdiçuk. Kontrol etti. Top. Bakalım. Korner mi, taç mı derken. En son taç kararı hakem Can Durgut'tan. Ceza alanının içine orta Armisa uzun boyuyla orada. Bir an için yükselse tehlike yaratabilirdi ama kaleci Senem dikkatli topa sahip oluyor. İşte az önce topun çıkıp çıkmadığı konusundaki pozisyon tekrarı ekranlarınıza geldi. ABB Fomget'te kaldı top yine. Başak, Tuğba. ABB Fomget tribünleri davullarla desteğini sürdürmeye devam ediyor. Ümran ayağının dışıyla harika pas. Darya Panachenko gitti. Ceza alanına girdi. Kaleye paralel gitti top. Yandan dışarıya out. Bu ataktan da sonuç alamıyor ABB Fomget. Fatih Vatan geliyor şimdi. Madiba. Oyuna sonradan girdi Madiba. En sağ açtı oyunu ama orada. Aryana uzaktı o noktaya. Tuğba. Tuğba Karataş. Onun pası da isabetsiz. Karşılıklı pas hataları temponun bir nebze düştüğü anlar. Ankara'da Osmanlı Stadı'nda. TV6 ve ABB TV ortak yayınında. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor. Top sol kanada gelmek üzere. Beyza Semercioğlu girdi araya taç. Fatih Vatan'a en az iki gol lazım maçın uzaması için. Ama ABB Fomget buna izin vermedi şu ana kadar ve Başak'la topu kazandı. Armisa'ya doğru. Armisa gitti. Birebir de etkili. Yeliz geldi. Armisa geçti Yeliz'i. Tekrar Yeliz kapattı önünü. Armisa sol ayağını aldı. Çekti topu. İkinci hareket. Vuruş kaleci Senem. Müthiş bir pozisyon. Armisa Kuç çok etkili geldi. Yeliz'le müthiş bir mücadele orada. Yeliz de kapattı önünü ama Armisa en son açıyı buldu. Sol ayağıyla vurdu. Kaleci Senem hafif de üzerine gelen topu çelmeyi başarıyor. ABB Fomget 3. golden oluyor. Ümran. Orta. Darya Panachenko savunmadan sekti. Bayrak da kalktı mı diye baktım. Evet. Bayrak kalkıyor. Offside. Endirekt serbest vuruş hemen kullanıldı ama hakem top hareket halinde dedi. Tekrarlanacak vuruş. İkinci yarıdaki en önemli pozisyonu izledik. Armisa. Orada Yeliz'le müthiş bir mücadele. Birebir de sağa sola çalımlar. En son açıyı buldu, vurdu kaleci Senem. Topu çeldi. Dakika 75 oldu Ankara'da. ABB Fomget. Maç bu sonuçla biterse yarı finale yükselecek. Ve süre ABB Fomget'in lehine işliyor. Bu arada kırmızı kart. Kırmızı kart. Neslihan kırmızı kartı gördü. 10 kişi kaldı Fatih Vatan. Neslihan Demirdöğen, Fatih Vatan'ın golcüsü, kırmızı kartı gördü. Ve Fatih Vatan
iyice dezavantajlı duruma düşüyor. Burada Peritan elle oynamıştı. Ve direkt soyunma odasına gidiyor. Neslihan Demirdöğen. ABB Fomgette de oyuncu değişikliği var. Armi Sakut çıktı. Yerine Ena Şabanagiç girdi. ABB Fomgette'in golcüsü Armi Sakut 30. dakikada takımını 2-0 öne geçirmişti. Ve yerini Ena Şabanagiç'e bıraktı. ABB Fomget rakibinin 10 kişi kalmasıyla iyice avantajlı duruma geçti. Dar yana şutu, mükemmel bir gol. Darya Panachenko. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ceza sahası dışından ayağının dışıyla klas bir gol atıyor Darya Panachenko. ABB Fomget yarı finalin kapısını iyice aralıyor. Dakika 77. Yine takım halinde sevindi ABB Fomget. Kaleci Senem Üzgün. Mükemmel bir gol. Şu ana kadar maç içinde pek gözükmedi Apanachenko. Ama bu golle maça yine damgasını vuruyor. Büyük sevinç ABB Fomget'te. Durum 3-0 oldu. İşte bu gol. Ekranlarınıza gelecek az sonra golün tekrarı. Darya Panachenko harika bir golle farkı 3'e çıkardı. Şimdi Fatih Vatan geliyor. Peritan. Ariana. Haydara. Camila Dos Santos sağ bıraktı. Uzaktan bir şut. Yanağlarda kalıyor. Rişila'nın şutu. İşte golün tekrarı. Apanashenko mükemmel vuruyor. Örümcek ağlarını alıyor 90'dan. Kaleci Senem uzanabileceği en iyi noktaya uzandı ama top öyle güzel bir yere gitti ki. Apanashenko bu golle çeyrek finalin en güzel gollerinden birini attı belki de. Tabi diğer golleri de görmek lazım ama futbol adına gözlerimizin pasını silen mükemmel bir gol. ...79. dakika... ...ABB Fomget 3-0 yaptı, iyice rahatladı. Fatih Vatan'a artık 3 gol lazım maçı uzatmaya götürebilmesi için. Futbol mucizeler oyunu tabii ama 10 kişi de kaldı Fatih Vatan. Bakalım teknik sorumlu Hilmi Bugüner bu maçı çevirebilecek, hamlelerini yapabilecek mi? Gerçi 3 oyuncu da değiştirmişti ama futbol bu, her sonucu açık. 90 dakikanın sonunda neler olacağını göreceğiz. Şimdi Yul Olha'ya doğru pastı ama Haydara, Yeliz, topu taca gönderdi Yeliz. Beyza kullanacak taç atışını, hakem bekleyin dedi. Şimdi kullanacak. Başak. Kısa kaldı top bir an için. Başak bunu avantaja çevirmek istedi. Cansu kapattı onu. Taç Fatih Vatan'ın. Camila Dos Santos. Yelena. Cansu. Yeliz. Uzaklaştırdı ama Tuğba var o noktada. Şabanagiç.
Geriye pas, tehlikeli pas. Son anda kaleci Senem. Dördüncü golün olması işten bile değildi Senem. Son anda dokunmasaydı. Sol kanattan geliyor ABB Fomget. Şımatko da ileri çıktı bu dakikalarda. Yetişemedi topa, out. 81. dakika, durum 3-0. Oyuncu değişikliği Fatih Vatan'da. Cansu Nurkaya çıkıyor. 20 numaralı formasıyla Cansu Nur. Yerini Bilge Su koyuna bırakıyor. Bilge Su koyun oyunda. Bilge Su. Pası hatalı. Yulia. Darya Panachenko. Tek topla Olhay'ı kaçırmak istedi. Top kısa kaldı bu arada. Şaban'a geç yerde. Hakem ilk pozisyonda oyunu devam ettirdi. Avantaj dedi ama avantaj kayboldu. Şaban'a geç yerden kalkamadı. Beyza. Taç çizgisine paralel pas. Top dışarı çıkıyor. Bu arada kart çıkacak. Tuğba sarı kart. Tuğba Karataş ABB Fomget'te sarı kartı gördü. Neslihan Demirdöğen'in de kırmızı kartla oyun dışı kaldığını hatırlatalım. Fatih Vatan'da 3-0 olmadan hemen önce 10 kişi kaldı. Fatih Vatan ve 77. dakikada Darya Panachenko'nun harika golüyle ABB Fomget yarı finalin kapısını sonuna kadar açtı. Artık son 8 dakika normal sürede. Prişila. Uzun oynadı Prişila Madiba'ya doğru. Şımatko vurdu kafayı. Yelena. Yelena. Madiba'yı görmek istedi. Peritan'da kaldı top. Peritan. Şaban'a geç. Uzaktan vuruyor. Direkten dışarıya. Tehlikeli pozisyon. Ena. Şaban'a geç. Bu arada kaleci Selda sakatlandı. Topa yetişmek isterken diz bölgesini tutuyor arkadaşlar. İşte Bilge Su vurdu topa. Düzeltiyorum. Bilge Su'nun vuruşu ters bastı. Ve değişiklik. Evet, Selda Akgöz adımını atarken yere ters basınca dizinde sanırım bir dönme meydana geldi. Bağlarda da bir sıkıntı olabilir. Geçmiş olsun diliyoruz şimdiden. Selda Akgöz'e takım kaptanı. Bilge Su'nun şutu. Şaban'a geç. ABB Fomget'in oyuncusu. Tabii ikisi de 6 numara olunca bir an için karıştırdım. Özür diliyorum sizlerden. Fatih Vatan'da Bilge Su koyun topa vurdu. Top üst direkten dışarı çıktı ama ABB Fomget aleyhine oldu bu durum. Selda sakatlandı. Kaleci değişikliği zorunlu değişiklik. ABB Fomget'te Selda çıktı. Yerini İrem Pehlivan'a bırakıyor. Selda ayağa kalktı ama basmakta zorlanıyor zemine. Geçmiş olsun Selda'ya. Tribünlerden de Selda Selda sesleri. İrem Pehlivan kaleyi teslim alacak. Normal sürede artık son 6 dakika. Şimdi Yanader Kahlı çıkıyor. ABB Fomget. Prişilla o noktadaydı.
Camila Dos Santos vurmuştu ve şimdi Yulia Şevçuk'la geliyor ABB Fomgit. Yulia. Yana o noktada top çıkmadı. Yulia. Dışarı çıkardı. Prisila. Yelena. Atağa çıkıyor Fatih. Vatan. Kaleci İrem de çıktı. Madiba'dan önce topa sahip oluyor İrem Pehlivan. İrem. Degajını yaptı. Camila Dos Santos. Sol ayağıyla pas Peritana. Yana Derkak. Girdi araya taç. Camila Dos Santos tacı kullandı. Bilge Su. Prisila. En sağa Ariana. Sol ayağıyla yüksek top. Kafayla müdahale Şımatko'dan. Kalecisi İrem. Kalesini terk etti. Aldı Peritan'ın önünde topu. Geçmiş olsun Selda tezahüratı. ABB Fomgit taraftarından. Selda daha yeni gelebildi yedek kulübesine. İki yardımcısı var yanında. Yürümesine yardım eden. Daha iyi basıyor şu anda görebildiğimiz kadarıyla. İlk andaki durumuna göre ayağını basabiliyor şu anda yere. Ciddi bir bağ zedelenmesi veya kas yaralanması görünmüyor şu anda. Umarız tabii MR çektirilebilir doktorlar tarafından. Şimdi sol kanada açıldı top. Ariana. Uzun oynadı Ariana. Şımatko tek paslı Ümran'a indirdi topu. Ümran. Darya Panaşenko. Tuğba. Tuğba'nın pası Beyza'nın biraz gerisine düştü. Top Beyza. Sakin olun dedi arkadaşlarına. Kontrol bende dedi. Şaban Agiç. Formasında Ena yazıyor. Biz Ena diyelim. Şimdi Olha. Olha gitti. Olha vurdu. Geliz'den sekti. Ümran. Darya Panaçenko. Ümran. Yulia. Yeliz kapattı. Topa sahip oldu. 88. dakikadan çıktık. 89. dakikaya girdik. TV6 ve ABB TV ortak yayınında. ABB Fomgit 3-0 önde. Ve artık bir futbol mucizesi olmazsa yarı finale ismini yazdıran ikinci takım olacak Galatasaray Petrol Ofisi'nin ardından ABB Fomgit. Galatasaray Petrol Ofisi de Ahmetspor'u eledi. 3-0 yenerek bugün ikinci maçta. Şimdi Fatih Vatan geliyor. Yelena savunmadan döndü top. Haydar'a. Prisila. Tekrar Haydar'a. Geriye bıraktı. Dos Santos. İsabetli kısa paslar. Bilge Su'dan çok şık pas Madiba'ya. Madiba ceza alanı içinde. Ortası hiçbir arkadaşı yok. O noktada top out'a çıkıyor. İrem. Kale vuruşunu kullanacak. O da topu almaya gidiyor. Az sonra maçın sonuna ilave edilecek süreyi göreceğiz. Dördüncü hakem Ömer Faruk Kılıç bu süreyi işaret edecek. Biraz çabuk olmasını söyledi hakem Can Durgut İrem'e. Kale vuruşu tekrarlanacak. Bu arada İrem oyalanınca sarı kartı gördü. İrem Pehlivan sarı kart uyarıyı almıştı hakemden. Şimdi arkadaşlarına çıkmasını söylüyor İrem. Kale vuruşu. İrem kullandı. Başak ondan seken top. Haydar'a vurdu. Maçın sonuna ilave edilen süre 6 dakika. TV6'da 6 dakikalık ilave süre.
ABB Formgate yarı finale yükselmeye çok çok yakın artık. Fatih Vatan evinde 0-0 berabere kalmıştı ABB Formgate'le ve rövanşa büyük umutlarla geldi ama istediği pozisyonları ve golleri bulamadı. Hilmi Bugüner'in öğrencileri ABB Formgate evinde 10'da 10 yapmıştı bu maça kadar ve 11'de 11 yapmaya çok çok yakın. Santos Camilla Yelena'ya oynadı. Tuğba'nın kontrolünde. Darya Panachenko uzun oynuyor. Şimdi Olha Ovdiçuk gitti. Kaleci Senem çıkmıştı. Olha Yeliz'i kapattı hemen. Olha kale bir an için boş kaldı. Müthiş bir şut o açıdan ama top direği sıyırdı. Out'a gitti. Olha Ovdiçuk ekranlarınızda 77 numaralı formasıyla. Full eli bir oyuncu kanat bölgesinde özellikle şu dakikalarda. Özellikle Armi Sakuş da çıktıktan sonra forvette görev yapıyor Olha. Yine vurdu kafayı Olha. Julia geldi o noktaya. Bengisu, Bilgesu dokundu topa. Kaleci Senem. Altı dakikalık ilave sürenin içindeyiz. Peritan ayağının dışıyla klas pas. Dos Santos. Ena kapattı onu. Orada ikili mücadele Dos Santos Ena. İkisi de yerde şu anda tartışıyorlar. Ekranlarınıza şimdi gelecek. Evet bir çalım. Yelena. Yelena açıyı buldu. Yelena vurdu. Farklı şekilde dışarıya gidiyor top. Hakem iki oyuncuyu da uyarıyor bu arada. Ena ve Dos Santos gözüm üzerinizde diyor. Biraz daha sakin olun diyor. Zaten maçın son dakikaları artık. Gerilime gerek yok. Hakem Can Durgut ekranlarınızda. Neslihan kırmızı kart gördü. 75. dakikadan beri 10 kişi oynuyor. Fatih Vatan. Şimdi Apanachenko, Ümran. Apanachenko. Artık son dakikalarda risk almak istemiyor ABB Formgate. Yarı finali şimdiden düşünmeye başladı Ankara temsilcisi. Yarı final maçları 13 Mayıs ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Tribünlerde yavaş yavaş artık boşalmaya başladı. Uzun bir taç. Başak. Savunma arkasına Yeliz. Takımının kaptanı. İlk hamlesi başarılı. İkinci hamlede de önünü almayı başardı. Yeliz açar. Ortaya doğru Peritan. Prisila. Top kaybı. Darya Panachenko klas hareket. Yerde kaldı. Hakeme baktı. Faul. Ayağına bir müdahale. Apanachenko. Bir sarı kart Peritan'a. Uzatma sürelerinde sarı kart Peritan Bozda. Fatih Vatan'da. Sağlık görevlilerine yine iş düştü. Bugün fazla mesai yaptı sağlık görevlileri. Sık sık tedavi için oyuna girdiler. Artık son dakikalar. ABB Formgate yarı finalde diyebiliriz. 3-0'lık sonuçla adını yarı finale yazdırmak üzere. Apanachenko yerden kalktı. Hakem işaretini verdi. Oyun tekrar başladı. Ena. Ena Şaban'a geç. Prisila. Sürdü topu.
Madiba. Prisila. Başak girdi araya. Peritan. Haydara. Peritan. Sola bıraktı. Prisila. Dos Santos. Peritan. Camila Dos Santos. Prisila. İsabetli pasta. Hakem saatine baktı. Bilge Su. İsabetsiz pas. Ümran. Yulia. Lubov Shumatko. Yana Derka. Baskı var Peritan'dan. Beyza. Beyza sürdü topu. Haydar'a kapattı. Haydar'a kazandı topu. Prisila. Peritan topuk pası denemesi başarısız. Tuğba savunma arkasına. Olha'ya. Kaleci çıktı. Olha hamlesini yaptı. Kale boş. Olha gidiyor. Gol. Olha Odiçuk. Olha Odiçuk. 4-0 yapıyor. Maçı bitiriyor. Hakem de son düdüğünü çalıyor. Maç bu golle bitiyor. 90+6. Gol. Olha Odiçuk. Maçın sonucu. ABB Fomget 4. Fatih Vatan 0. ABB Fomget yarı finale yükselen ikinci takım oluyor Galatasaray Petrol Ofisi'nden sonra. Büyük sevinç tribünlerde ve sahada. Maçın golle bitmesi coşkuyu daha da arttırdı. Olha golden önce bu tip denemeleri yapmıştı ve topu ağlara gönderdi. Fatih Vatan Spor Kulübü'nde tebrik ediyoruz. Buraya kadar çok iyi geldiler. İstanbul'dan Ankara'ya tur ümidiyle geldiler ama ABB Fomget evindeki gücünü yine gösterdi ve maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte Olha kaleci senemi geçti. Yeliz yetişmeye çalıştı ama Olha için topu ağlara göndermek çok kolaydı. Ankara'da tribünlerde büyük sevinç devam ediyor. İşte ekranlarınızda tribünler maç boyunca bayraklarla desteğini hiç kesmedi. Ankara seyircisi takımına büyük destek verdi ve takımının turu geçmesinde büyük rol oynadı Ankaralı spor severler. Fatih Vatan takımını bir kez daha tebrik ediyoruz. Çeyrek finalde veda ettiler Türksel Kadın Futbol Süper Ligi playoff'una. İşte ekranlarınızda sevinç görüntüleri. Az sonra da gollerin tekrarı gelecek. Ondan sonra da yayınımızı kapatacağız. İşte Apanachenko ekranlarınızda. Armi Sakuç Apanachenko ikilisi. Bugün yine gollerini yazdılar tabelaya. Farkın açılmasında etkili iki oyuncuydu bu ikili. Son noktayı Olha Odiçuk söyledi. 90+6'da. Futbolcular, aileleri statta ve Fatih Vatan oyuncuları da yavaş yavaş soyunma odasına gidiyorlar. Yulia ve Olha ikilisi kanatları yine bugün çalıştırdılar. Takımının galibiyetinde büyük rol oynadı bu ikili. Tribünleri alkışlıyor her iki takım oyuncunuz. Özellikle ABB Fomget oyuncuları. Fatih Vatan takımı soyunma odasına gitti demiştik. Güzel görüntüler var Osmanlı stadında. Tribünlerde
Büyük sevinç. Saha içinde büyük sevinç. ABB Fomget Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarı finalde. Bu güzel görüntülerden sonra maçın golleri ekranlarınıza gelecek. Oyun havalarıyla, Ankara türküleriyle, şarkılarla bu zafer kutlanıyor Ankara'da. İşte büyük sevinç. Takım halinde yarı finali kutluyor ABB Fomget takımı. Bu sevinci sonuna kadar hak etti ABB Fomget. Evindeki 11. maçından da galibiyetle ayrıldı Ankara temsilcisi. Bu maça gelene kadar evinde 10'da 10 yapmıştı Fahri Bayraktar'ın öğrencileri ve 11'de 11 yapıyor Fatih Vatan'ı 4-0'la geçerek adını yarı finale yazdırıyor Kırmızı Beyazlılar. İşte Osmanlı Stadı'nda futbolcuların isimleri ve fotoğrafları. Çok güzel bir görüntü. ABB Fomget yarı finalde. Oyuna giren, oynamayan, oynayan tüm oyuncular galibiyeti kutluyor. Takım halinde, ceza alanı içinde oyuncular. Takım fotoğrafı verecekler tahminim. Yöneticiler, antrenörler, fizyoterapistler takım halinde yarı finali kutluyor ABB Fomget. Kaleci İrem de takımın önüne geldi. O da oyuna sonradan girmişti. Selda'nın sakatlığı vardı. Selda'ya da bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. TV 6 ve ABB TV ortak canlı yayınında bu güzel görüntüleri izliyorsunuz. Az sonra maçın golleri ekranlarınıza gelecek ve yayınımızı kapatacağız. İşte maçın golleri. 18. dakikaya götürüyoruz sizleri. Benan böyle ortaladı. Yulia harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Durum 1-0 oldu bu golle. Yulia Şevçuk 18. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Takım halinde bu golü kutladı ABB Fomget takımı. Benan'ın harika asisti de görülmeye değerdi. İşte Benan böyle ortaladı. Kaleci Senen boşa çıktı bir an ve Yulia Şevçuk topu ağlara göndermeyi başardı. Tam 6 pasta. Ve ikinci gol 30. dakikada köşe vuruşunda Ümran topu böyle koydu. Çeyrek daireye ortası Armisa Kuç
rakibinin üzerinden kafa vuruşu ve farkı 2'ye çıkardı. 30. dakikada ABB Formgate 2-0 yapmıştı ve mükemmel bir gol. 77. dakikada Darya Panachenko'dan durum 3-0 oldu bu golle. Gelişine mükemmel bir vuruş. Örümcek ağlarını aldı adeta. Senem'in yapabileceği hiçbir şey yok Senem Pınar. Ve son gol maç biterken geldi. 90+6'da. Savunma arkasına bir koşu. Olha Ovdiçuk. Kaleciyi de geçti. Topu ağlara göndermek onun için çok kolay oldu. Ve ABB Formgate'in yarı finale yükselişinin son noktası oldu bu gol. Evet, TV6 ve ABB TV ortak yayınında ben spikeriniz İlker Nalbant bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. İşte bu gol tekrar tekrar ekranlarınıza geliyor. Woman Gol'ün sponsor olduğu TV6 ve ABB TV'den canlı yayınlanan bu güzel keyifli maçın ardından sizlere veda ediyoruz. Ankara'dan hepinize mutlu pazarlar diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.